Şimdi İran bugüne kadar hem önemli isimlerini hem de kendi topraklarında saldırıları yaşadı. Devamında bazı misillemeler de görüldü. Yine İsrail'in içine ya da İsrail'in misyonlarına. Bu kez böyle önemli bir konu suikaste kurban gittiği yer olarak İran bir karşılık verecek mi, vermeyecek mi? O da tartışılıyor. Yeni Cumhurbaşkanı'nın önünde önemli, zorlu bir sınav var gibi görünüyor. İsrail Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastle bölgede güç gösterisi yapmak isteyen İran'ın itibarına ağır darbe indirdi. Çünkü saldırı Hamas'ın en büyük destekçisi konumundaki İran'ın kalbinde, Tahran'da gerçekleşti. Yani Haniye en çok güvende olması gereken yerde İran Devrim Muhafızlarına ait bir tesiste öldürüldü. Saldırıdan saatler önce Hamas lideri Tahran'da bir tema parkını ziyaret etmişti. O parkta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da bir kopyası bulunuyordu. Haniye ve beraberindekiler önünde poz verdi. Bu onun son fotoğrafı oldu. Haniye'nin görüştüğü son isimlerden biri olan İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan göreve gelir gelmez ülkesinin bölgedeki nüfusunu test eden bir krizle karşı karşıya geldi. İsrail basını suikastın İran için açık bir aşağılama olduğunu yazdı. Siyasi analistlere göre saldırı Tahran'ın stratejik savunmasındaki zayıf noktaları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İran'ın düşmanlarına karşı durabileceğini göstermesi için Pezeşkiya'nın üzerindeki baskıyı artırdı. Peki bundan sonra ne olacak? İran dini lideri Ali Hamaney, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı dedi. Haniye'nin akan kanının intikamını almayı görev saydıklarını söyledi ya ya nara. Uzmanlara göre Tahran'ın önünde iki seçenek var. İlki tıpkı Nisan ayında olduğu gibi doğrudan saldırmak. Şam'daki konsolosluğunun hedef alınmasının ardından harekete geçen İran, İsrail topraklarına yönelik ilk saldırısında 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatmıştı. İkinci seçenekse bölgedeki milis güçlerin devreye girmesi ve İsrail'in farklı cephelerden saldırı altında kalması. Suikastın zamanlaması da dikkat çekici. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun geçen hafta en büyük destekçisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretin hemen ardından gerçekleşti. Netanyahu yalnızca 6 gün önce kongrede alkışlarla karşılanmıştı. İsrail lideri hem ABD Başkanı Joe Biden hem demokratların yeni başkan adayı Harris'le hem de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'la ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı. Bu temaslar sırasında suikast planının gündeme gelip gelmediği merak konusu. Washington'ın operasyonu onay verip vermediği de bilinmiyor. Pentagon sessiz kalıyor. Bu temaslar sırasında suikast planının gündeme gelip gelmediği merak ediliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haniye'nin ölümü konusunda önceden bilgilerinin olmadığını ve operasyona herhangi bir katkıda bulunmadıklarını söyledi. Bölgede tansiyonu düşürmenin yolununsa Gazze'de ateşkes ve rehine takısı anlaşmasından geçtiğini savundu. ABD başkanlık seçimine aylar kala Biden yönetiminin atacağı adımlar bölgenin geleceği için de belirleyici olacak. <laughs>